Yürürken Düşündürenler serisinin yeni bölümünden merhaba. Bugün yine parkta yürüyüş yaparken ve kitap okurken şöyle bir bölüm gözüme takıldı. Belki de anne babalarımız kendi bağlarını kaybetmiş ve bizi hayatta yalnız ve kayıp olduğumuzu öğretmiştir. Buradan aklıma bazı şöyle şeyler geldi. Hepimiz ailemizi bir noktada suçlayıcı ve memnun olmayacağımız duygularını taşıyabilecek durumda olduğumuzu biliyoruz. Açıkçası bunun normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ailede sonuçta kusur var. Burada affedicilikle ilgili de bize söylenen şeyler bence bilincimizin tam yerine oturmuyor. Affetmek deyince kabullenmek, kötülük gördüğümüz şeylere rağmen sevgi vermek gibi anlaşılabiliyor. Belki onu da demek istendiği oluyordur duruma göre, bilmiyorum. Sonuçta ben psikolog ya da konunun uzmanı değilim. Ama ben de ailevi zorluklar yaşayarak büyümüş bir insan olarak şimdiki yaşımdan şunu görebiliyorum. Her ailede bir şekilde sorun var. Benimki özel değil. Herkesin başına, hepimizin başına geldi. Geçmişte de gelmiş, gelecekte de gelecek. Formlar değişir, şekiller değişir, renkler değişir, durumlar değişir. Ama sonuç gene bize kalır. Yani günün sonunda ne düşüneceğimizi, ne duygu taşıyacağımızı gene biz karar vereceğimiz olduğu yönünde bir fikrim ve inanışım var. Çünkü gerçekten burada sorumluluk almamız gereken, yani direksiyon hakimiyetin tamamen bizde olduğuna dair bir düşünce yapısını fark edersek, o zaman affetme konusunun ne olduğu kafamıza daha iyi oturacaktır. Affetmek burada birazcık aslında olayı bırakmak, duygusunu üzerine taşımamak olduğunu düşünüyorum. Yani ailemizden kötülük gördük, hata gördük, ne gördüysek gördük, oradan alacağımız ders aldık ve devam ettik. Yani ailemizin bizim tohumumuz olmasına devam etmemeyi bir noktada seçebiliriz. Bize kattığı kötü davranışlar olabilir, bazı duygusal etkenler olabilir ama günün sonunda ben bunları seçmeyeceğim, bunlar için bir şey yapacağım deyip o duyguları, o davranışları fark ettiğimizde değiştirmemiz için yine bizim elimizde. Günün sonunda ben bunları seçmeyeceğim, bunlar için de bir şey yapacağım, o duyguları, davranışları fark edeceğim ve değiştireceğim demek yine bizim elimizde, yine bizimle mümkün. Aynı zamanda hayatı çok ciddiye dalmamamız gerekiyor. Ne güzel bir yaşam deneyimine geldik. Öyle ya da böyle yaşam deneyimini iyi görecek hiçbir şey bulamıyorsak ayrı konu, ayrı durum. Ama bulabileceğimiz bir şey var da odaklanmakta zorlanıyorsak bakış açımızı değiştirerek bunu kazanmamız mümkün. Keşke şöyle bir ailem olsaydı ya gibi benzeri fikirler hepimizin aklına geliyor. Burada oluşturduğumuz figürü kendimize dönüştürmek en güzel seçenek. Yani burada tabii ki şunu da savunmuyorum. Olmaya çalıştığımız aile bireyi, bebeğini, daha doğrusunu biz olalım, biz çocuğumuz öyle davranalım. Tam direktif sağlıklı davranış olarak bana gelmiyor açıkçası. O ayrı bir konu, onu direkt öneremem. Ama kendi kendimize ebeveynlik yapmayı belli bir yaştan sonra öğrenmemiz gerekiyor. Kendimizle konuşurken, günlük hayattaki davranışlarımızı kontrol ederken, sanki kendi kendimizin ebeveynliğiymiş gibi bir iç ses oluşturmak, davranışlarımızı değerlendirmek, geçmişteki eksiklikleri bence kapatmak da etkili olabiliyor. Ben bunu hepimizin yapacağına inanıyorum. Bir sonraki yürüyüş fikirlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.